Bir insan neden dejavu yaşar? Daha çok kimler bu hissi yaşıyor ve bilim bu konu üzerinde neler iddia ediyor? Bunları öğreneceğiz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, merak ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi unutmayın. Şimdi çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve bu videonun keyfini çıkarın. Hazırsanız başlayalım. Dejavu, bir şeyi daha önceden yaşamış gibi hissetmenize verilen tanımdır. Yapılan araştırmalara göre insanların 3'te 2'si hayatları boyunca en az bir kez bir şeyi daha önceden yaşamış ya da görmüş olduğu duygusuna kapılıyor. Sanırım siz de onlardan birisiniz değil mi? Bir olayı daha önce yaşamış gibi hissetmek oldukça garip bir durum. Peki ama neden? Dejavu nedir adlı sorumuzla başlayalım. Dejavu, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusudur. Kısacası bir anı daha önceden yaşamışlık halidir. Yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamış veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu pek çok kişide zaman zaman yaşanmaktadır. Bu anı daha önce yaşamıştım. Buraya daha önce gelmiştim. Bu olayı rüyamda birebir görmüştüm. Bu cümleler sayısız insanın kullandığı sıra dışı bir olayı anlatır. Dejavu bize bir şeyi tekrar tekrar yaşatır sanki. Peki bu hisse kimler daha çok kapılıyor? Bunun cevabını da verelim. Bazı epilepsi hastalarının kriz geçirmeden önce dejavu hissi yaşamış olmaları diğer ilginç tespittir. Hatta bazı doktorlar sık dejavu hissi yaşayanların sağlıksız olduğunu ve tıbba başvurmaları gerektiğini söyler. Lakin beyin dalgaları ile ilgili bilgilere baktığımızda ilginç bir gerçekle karşılaşırız. Kuru görü, medyumluk, şifacılık gibi uygulamalar sırasında beyinden dağılan dalga boyları ile epilepsi krizi sırasında dağılan beyin dalgaları aynı frekanslardadır. Yoga ve pek çok inisiyasyon uygulamasında deneysel olarak çalışan parapsikologlar alfa dalga durumunun telepati, kuru görü ve kehanetlerle alakası olduğunu bilmektedirler. Bu dalgaların düzene konulması için önerilen çalışmaların başında ise nefes egzersizleri geliyor. Çünkü nefes egzersizleri ile beyin dalgaları değiştirilebilir ve yönetilebilir. Peki bilim bu konuda ne diyor? Haydi birlikte öğrenelim. Aslında bilimsel anlamda açıklaması oldukça basit gibi. Beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkı ile çalışması, bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için geç algılayan taraf bu olayı daha önce yaşamış gibi olur. Sinir aksonlarındaki minik bir sapmadan kaynaklanır. Bu konuda yapılan bir deneye katılan katılımcıların hayali olduğu belirlenen olayları düşündükleri sırada beynin üst bölgesinde bulunan ve ayrıntısız biçimde olayların yalnızca ana fikrini belleğe alan bölgenin daha etkin olduğu gözlendi. Öncelikle bu bölümdeki anılarını düşünen kişilerin yalnızca kimi olayların genel hatlarını hatırlayabildikleri ve yanılabilecekleri ortaya çıktı. Ayrıca bilim, dejavu deneyiminin bilinen hastalıklarla ilişkisini de incelemiştir. Şizofreni, kişilik bozuklukları, anksiyete gibi nörolojik bozukluklarla ilişkili olabileceği düşünülen bu deneyim, bu bahsedilen hastalıklarla bir bağlantı göstermemiştir. En büyük yakınlık temporal lob epilepsisi ile olmuştur. Araştırmalar göstermiştir ki temporal lob krizleri gelmeden hemen önce dejavu yaşanabilmektedir. Bu yakınlık, nörolojik düzeyde anomali yaratacak elektrik akımlarını dejavuya neden olduğu sonucunu güçlendirmektedir. Bir insan neden dejavu yaşar, daha çok kimler bu hissi yaşıyor ve bilim bu konu üzerinde neler iddia ediyor konulu videomuzu burada sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bilgiyle kalın.